Arkadaşlar hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size daha önceki videomda anlattığım Stil MS-170 hakkında konuşacağız. Ee, biliyorsunuz ki o videoda MS-170 krank değişimi hakkında video çekmiştik. Krankı orijinal kullanmamıştık. Krankı orijinal kullanmadığımız için o motorlu testere yaklaşık 5-10 dakika kullanımdan sonra o krank da iptal oldu. Kırıldı yani. İşe yaramaz hale geldi. İşe yaramaz halinden ziyade pistona zarar verdi. Alt karteri patlattı. Yani bilyaları dağıldı. Benim de size bu videoyu çekmemdeki amacım motorlu testlerinizde özellikle kullanırken kaliteli yağ kullanmanız birincisi. İkincisi ise motorlu testlerinizi çok fazla yormadan, yıpratmadan, zinciri bilenmiş bir şekilde düzenli olarak bakımlarını yapılmış halde kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Kısa bir hatırlatmada bulunan arkadaşlar. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ben bu motoru tamir ederken herhangi bir maddi karşılık anlamında tamir etmedim. Komşumuzun motoruydu zaten videoda da söylemiştim. Bu şekilde tamir ettik hani ricası üzerine. Krank arayışına girdik. Krank'ın dağılmış olduğunu gördük. Alt rulmanının bir yel kolunun. İsmini söylemeyeyim. Çok kötü bir marka. Çin markası. İsmi V ile başlıyor artık anlarsınız siz. Kesinlikle motorunuzda kullanmayın diyorum. Biz kullandık. E, motorumuzda daha büyük şu arızalara sebep oldu. Aslında bu biraz da bizim hatamız. biraz da kullanıcının demeyeyim de şöyle söyleyeyim. Müşterinin biraz da ucuza kaçmak istemesi. Normalde ben her zaman orijinalden yanayımdır. Bu videoyu size çekiyorum. Normalde bu videoyu aslında çekmezdim size. Düzeltmek amaçlı çekiyorum. Şimdi bu videoda size bir krank göstereceğim ve krank hakkında size bahsedeceğim. Bunu yapan usta hakkında bahsedeceğim. Öncelikle söyleyeyim, benim ustayla herhangi bir alışverişim ya da ticari bir ilişkim yok. Sadece size kolaylık olması amacıyla ustaya götürün ya da telefonla görüşün, anlaşın, krankınızı ona gönderin. O herhangi bir şekilde onu tamir eder, yapar. Şimdi ben size krankı göstereyim arkadaşlar buradan. Krankımız burada, görmüş olduğunuz gibi. Bizim krankımızın alt biyel kolun bilyası da almıştı. Orijinal krankımızı Hakkı Usta'ya götürdük. Bakın arkadaşlar e, ustamızın ismini de söylüyorum size. Samsun'da e, Gülsan Sanayi'nde e, Hakkı Usta diye bir ustamız var. Çok becerikli ve çok nadide ustalardan birisidir. Gene söylüyorum arkadaşlar herhangi bir ticari ilişkim yok. Bu videoyu yaparken de kendisine herhangi bir talebim yok. Krankımızı elimize aldığımızda güzel bir şekilde yapılmış. Buraya daha kalın bir rulman takılmış. Krankı yapan ustamız Samsun'da Gülsan Sanayi'nde Hakkı Usta'dır arkadaşlar. Hakkı Usta ile görüşerek ya da irtibat kurarak böyle bir arızalı krankınız varsa bu krankınızı tamir ettirebilirsiniz. Yani şu krankın maliyeti size 3'te üçte biri fiyatına gelir arkadaşlar. Üst rulmanımızın burası patlamıştı arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Şu bölge patlamıştı. Şu bölge de patlamıştı. İçindeki bilyalar dökülmüş. Krankın iç kısmında dolaşırken kartere vurmuştu. Bu şekilde bir arızaya sebep oldu. Benim size tavsiyem hiçbir zaman orijinal parçadan dışında parça kullanmayın. Kaliteli yağ kullanın. Motorunuzun bakımını iyi yapın ki size uzun süre hizmet edebilsin. Ben her zaman daha önce çektiğim videolarda size söylüyorum. Ee, videoyu videoyu çekmekteki amaçlarım da size her zaman bellidir arkadaşlar. Size yardımcı olmak. Şimdiki bu videoyu çekmemdeki amaç da belli arkadaşlar. Size, yardımcı olmak için. Ne amaç bu yardımcı amaç arkadaşlar? Şimdi bu biz bu krankı Samsun'da Gülsan Sanayi'de Hakkı Usta'ya yaptırmıştık. Hakkı Usta bu işin gerçekten ustası. Alüminyum kaynak konusunda olsun, ee, böyle bu parçalar yapma konusunda olsun, gerek e, silindir içerisine gömlek çakma konusunda olsun, daha başka ustalıkları da vardır da ben bilmiyorum yani ilgilendiğim alanlar konusunda biliyorum. E, çok yetenekli ve Türkiye'de nadide bulunan ustalardan birisidir arkadaşlar. Böyle bir arızalı parçanız varsa e, Hakkı Usta'yla görüşün, parçanızı ona verin. E, bizim yani Türkiye'de bu videolara başlamadan önce gruplarda falan gezerken daha önceden Birçok ustayla tanışmışımdır. Mesela Arif Bahadır ustamız. Buradan kendisine selam söylüyorum. Çok değerli, kıymetli bir ustamızdır. Ve çok bilgili de bir ustamızdır. Aynı şekilde Hakkı ustamız da bu ustalar arasındadır. Çok bilgilidir. Yani bizim bildiklerimiz onun yanında hiçbir şey değildir arkadaşlar. kendisi hem el yeteneği olarak ve zanaatkardır arkadaşlar. Yani el yeteneğini falan filan boş verin. Bilgiyi de boş verin. Kendisi gerçekten usta bir zanaatkardır. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, herhangi bir ticari ilişkim yoktur. Benim de bir arızalı parçam olsa e, direkt kendisine götürüyorum mesela, ona yaptırıyorum. E, daha önce benim bir motorumun e, buji takma yeri yalama olmuştu. Direkt götürdüm Hakkı Usta'ya, 2 saat içinde halletti, verdi. Sağ olsun kendisine, teşekkür ediyorum tekrardan. E, hala motoru güzel bir şekilde kullanıyorum. Hakkı Usta'mızın krank tamir videosunu da e, video ekleyeceğim arkadaşlar, oradan izlersiniz. Dediğim gibi Hakkı Usta gibi bir usta Türkiye'ye bir daha gelir mi diye düşünüyorum. Bence gelmez. Parçanızı gönül rahatlığıyla ona gönderin. O da tamir etsin. İşiniz hallolsun arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.